güreşi anlatacağım demiştiniz hocam. Girdik mi? Yayında mıyız? Yayındayız. Ana daha güreş pozu almadım ya, dur. Daha. Görende seni yıllardır güreş yaptığını sanacak. Yapmıştım var. Ortaokulda yağlı güreş yaptım. Köy düğününde. O da eskiden köy düğünlerinde güreşler olurdu. Çocuk eğlencesi yani. Ben kendim çocuktum. Niye çocuk eğlendireyim? Köylüyü eğlendirdik. Bir iki yıl kadar konuşuldu. İlk kez deneyeceğim ben. Hevesliyim. Kispeti de giydim. Üstler çıplak, ışıl ışıl. Zeytinyağı da pahalı. Zeytinyağı yerine sulandırılmış. Ayçiçek yağı sürdüler bize. Böyle güreşecek gibi. Yarım saat yağlandık. Köy yerinde şey vardı. Harman yeri dediğimiz yeşil bir yer vardı. Davul zurnalar böyle çalınıyor. Ben de şöyle şu boylarda tıfıl bir çocuk geldi. Kispetten paçadan yakaladı, yere çarptı. Yağlı güreş maceram orada sona erdi. Köylü eğlendirdi. Evet yani 10 dakika kadar yağlandık. 10 saniyede yeri boyladık. Ki mindere de çıkmıştı onlar. Sonra o hevesle minderde güreşmişliğim de var. Ki o... Seremonisi daha uzun sürmüş. Deniyoruz canım. O dönem şişmanız. Şişman olan herkes pehlivan deniyor köyde yani. Sonradan bir teknik meklik bilmiyoruz ki. Ortaokul takımında, güreş takımına girdik. Şişmanlığımıza güvenip, minderde de 20 saniye kalmıştım var. Yani o daha uzun sürdü. Sonradan öğrendik ki güreşte asıl önemli olan cüsse değil, ayağın yere sağlam basması. Bizim üst taraf tamam şişik de alt taraf sağlam basmıyormuş. Ayak tekniği, ayakların daha güçlü olması, daha net yere basıyor olmak gerekiyor. Kispet giymekle olmuyor işler ya. Yani. Ne kadar sürdü bu güreş heyecanı? Ortaokul sonunda bir heveslendiydik işte, o kadar. Ondan sonra baktık ki olmuyor, sporu izlemeyi tercih ettik. Sporun içinden çıktık, girdik, çıktık. Türk güreşinin sağlıklı ilerlemesi adına isabetli bir karar olmuş. Ama güzel güreşçi olsaydı ne güzel olurdu, bir Koca Yusuflar mesela gibi. Böyle okuyunca heyecanlanıyorsun falan, heyecan yapıyorsun ama olmayınca olmuyor. Vermeyince mabut, neylesin Cumhur Hoca. Koca Yusuf da olmadı. Koca Yusuf oldu canım, ölümü olmadı. Yani erken kaybettik. Yani bir de Amerikalı bir güreşçi şey der, hiç sırıtı yere gelmediği için okyanusta boğularak ölmüştür biliyorsun. Amerika dönüşünde bir Fransız şilebinde iki şilebin çarpışması sonrası ölür. Ölmeden önce filikalara bayağı insan kurtarır, taşır. En sonunda işte bir kadını kurtarmaya gittiğinde artık gücü kalmadığı için boğularak ölmüştür. Amerikalı bir güreşçi onun anısına şey der. Okyanusta yatıyorsa Koca Yusuf kesin yüzüstü yatıyordur. Sırtı orada da yere gelmez anlamında. Ama bizim zamanımızda vahşet hikayeleriyle anlatılırdı. O da onun pek gerçekli olduğu sanmıyorum. Yok efendim filikaya tutulmuş koca pehlivanla filikadıklar korkmuş da batırmasın diye elini kesmişler falan. Öyle bir durum. İnceledim baktım bayağı öyle bir şey yok. Öyle yaygın bir mit var yani hem sözlü anlatılarda hem de internette. De o yok yani o daha çok sözlü hikayelerin, sözlü tarihin bize anlattığı şey. Benim babam da öyle anlatırdı. Koca Yusuf'un parmaklarını kesmişler de filikaya tutulmasın diye de. Tamam kendi o filikaya çıkıda olanların çoğunu bizzat Koca Yusuf'u kendi kurtarmış zaten. Biz biraz efsaneleştirmeyi seviyoruz galiba. Evet gelenek daha gelişmiş ya. Yani biz Koca Yusuf'un bu olmasını Koca Yusuf'a yakıştıramıyoruz. Evet. Yani büyük ihtimal. Kesin ecnebiler, gavurlar bir şey yap. Yani altyapımızdaki o şey hep duruyor ama bayağı insan kurtarmışlığı var. Peki onun asıl rakibi? Kara Ahmet var bir tane mesela. Yani Koca Yusuf'un en büyük rakibi de yine bu coğrafyadan. Bu, tabii canım. Mesela Kara Ahmet 1899 Paris'te şampiyon olduktan sonra İstanbul'a döndüğünde bayağı bir canı sıkılıyor. Çünkü Yusuf yok Amerika'da. Ama biri Amerika'ya gitmiş, biri Fransa'ya gitmiş. Biri evet, biri Fransa'dan şampiyon olup gelmiş. Ama İstanbul'da yalnız kalmış. Bu da bir sıkıcı, rakibin yok. Ama sonuçta koskoca pehlivansın. Fransa'ya gittin, Paris'te dolandın, boş gelmiyor. Bir gelin ne geliyor? Janet diye bir hatun getiriyor. Evet. Ama Janet biz diyemediğimiz için Cennet Hanım diyor. Ölümü de çok tuhaftır mesela. Evet. Onun ölümü de ölüp ölüp dirilmiş. Yani bir kahvede otururken kalp krizi geçiriyor. Bir kriz anında ölürken kahvenin parmaklıklarına tutunuyor. 9 demir parmaklığı böyle iç içe geçiriyor. O gücü düşün. O kriz anında o hamur haline getiriyor 9 demiri üst üste. Ondan sonra o dönemin saray hekimleri diyorlar ki bu hükümet hekimleri de denir o dönemde. Kalp krizinden öldü diye rapor tutuyorlar. Eyüp Sultan'a gömüyorlar. Ondan sonra mezardan ses geliyor. Vurma sesleri, gürültü sesleri geliyor. Millet kıllanıyor. Mezar bekçisi insanlara haber veriyor. Şüpheleniyorlar. Mezarını tekrar açıyorlar. Sonradan yapılan otopsiyle anlaşılıyor ki aslında kalp krizinden ölmemiş. Zatürre krizi geçirmiş, bayılmış. Onu öldü zannedip mezara gömüyoruz. Bir saniye ya. Hani bir insanın
Hiç mi nabzına bakmazlar gömmeden önce? Nabız dediğin bazı krizlerde demek ki hiç hissedilmiyor. Koskoca Müslüm Baba'yı da morgdan çıkardılar. Öldü diye morga koydular da morgdan çıktı ya. Ama o yine bir reaksiyon vermiş orada da. Ama morga koyarken ne kadar reaksiyon yoksa. Ama mezara koymuşlar diyorsun. Morgla mezar farklı mı? Las kafası mı tuttu senden gene? Algılayamıyorsun gene. Bir insanı niye morga koyarlar? Öldü diye. Demek ki bazı krizlerde ölüm gibidir. İlle nabız atacak diye bir şey yok. Tababet ilmi tartıştırtma bana burada. Güreş tartışıyoruz. Ben senden önce ölürsem Allah göstermesin. Nabzına bakacağım. Hocam beni 2 gün bekletin gömmeden önce lütfen. Yani bekletin. Bize bekletme olmadığı için acele ediyoruz ya. O yüzden mesela Osmanlı'da bir insanı ibret alemi için astığında asılmanın asıl nedeni millete ibret olsun diye asıldığı için 3 gün boyunca cenaze sallandırılır idam edilince kişi ama hemen fıkha göre gömülmesi gerektiği için de ailesi cesedi çalmasın diye Yeniçeriler başından nöbet tutar. Çünkü o ibret alem mantığı odur. Hocam şimdi ne oldu bizim Karahmet'e? Karahmet öldü diye mezara gömüldü. Mezar da korkudan öldü. Yani Anadolu'nun 2 büyük güreşçisi pisi pisine gitti. Kaybettik yani. Biri denizde boğularak, biri kalp krizi geçildi zannedip öldü diye rapor tutulup mezara gömülerek. Ki o Kill Bill'deki hatunu da izlememiş o dönem için. Vurayım da mezardan çıkayım. Zaten bizde tabutla gömülmüyor. Kill Bill'i izlememişsen hatun mezarda tabutun içinde gömülüyor. Böyle vuruyor, toprağı aşağı çaydırıyor. Vuruyor, toprağı aşağı kaydırıyor. Vuruyor, toprağı aşağı kaldırıyor. Ondan sonra ona mezardan çıkıyor. Ondan sonra da intikamını alıyor. Vurum 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 diye. Ama bizde zaten tabutla gömülmüyor. Kefenle gömüldüğü için nereye vuracağım? Nereye vuracağım? Nereden çıkacağım? İşte biz böyle bir coğrafyanın toplumuyuz. Hiçbir değerimize sahip çıkamıyoruz. Mesela Nuri Alço. Fena oluyorum. Nuri Alço güreşçi değil. Ama dedesi büyük bir güreşçiydi. Hadi bakalım. Kel Alço. Bu Kel Alço ki Nuri Alço'nun dedesidir. 27 yıl üst üste Kırkpınar Başpehlivanı olmuş. Ki Koca Yusuf'un gençliğindeki rakibidir aynı zamanda. Ama Koca Yusuf onun daha alt katmanı. Gençti. Koca Yusuf genç kalanlarda. Kendi de güreşçi olabilirmiş ama. Güreşiyor zaten sinemada. Kendisi de öyle demiştir. Dedem aileden güreşçi çıkmasını istemiştir. Ben de sinemada güreşerek bir anlamda dedemin vasiyetini yerine getirdim diye. Yani sinemada güreşmekten kastım yatak sahneleri değil. Anlıyorum, evet. Yani sanatımla güreştim diyor. Gazoz içer misin bebeğim? Evet, o da bir nevi güreş. Güreşin hası olması gerekeni. Benim de güreşçilik maceram bu kadar. Ne öğrendik bu hafta? 10 saniye yağlı güreş. 20 saniye minderde kaldım. Karahmet, Koca Yusuf, Nuri Alço, dedesi, bir de zeytinyağı yapıyorum ben köyde. Onun reklamını yapmadan geçemem. Haftaya ne yapacağız? Uçalım biraz. Uçalım. Ekstrem sporlarında olacağız. Valla ben Osmanlı'daki uçuş maceralarını anlatacağım. Sen ona ekstrem spor diyorsan, ne diyorsan de işte. O zaman hafta uçmak üzere. Tazerfe'nin uçmadığı ile ilgili. Nasıl yani? Uçmamış da. Uçan var. Dur, hafta uçalım bunu. Tamam, görüşürüz.